Merhaba. For döngüsü için ilk sıra sende videosunu çekiyoruz. Burada 4 tane soru var. Birincisi birden belirlenen bir sayıya kadar karelerin toplamını bulunur dedim. Burada artık kullanıcıdan girilen sayının yerine herhangi bir değişkeni tanımlayarak devam edelim. O kısmı artık yeterince öğrendik diye. Değişken tanımlayarak başlayan diye cümleleri bu şekilde değiştirdim. Şimdi mesela en 10 girdiğimizde döngüyü kullanarak 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi deyip toplamda 10'un karesini bulacağız. Şöyle yapalım. Şimdi bir tane 3. 3a nokta pay olsun dosyamız. Şimdi bir tane kaça kadar gireceksek mesela ilk başta 10'a kadar yapalım. 10'a kadar toplam bulacağımız için bir sayaç kullanalım. En değişkenini. Bir de toplamı yazdırmak için hesaplayacağımız toplamı da ilk başta toplamımız 0 olsun. Daha sonra for döngüsü topladıkça bu toplam değişkenini eklemeleri yapsın. Şöyle yapalım. For i in range 10 desek ne olur? 0'dan 9'a kadar alırdı. O yüzden burada 1 virgül n desek, önce bir n'li halini görelim, sonra düzeltiriz. Elimizde kontrol sayısı var 385. Şimdi ne yapacağız? Her seferinde toplam eşittir toplam artı i'nin karesi diyeceğiz. I yıldız yıldız 2 diyeceğiz. Bunu şuradan şöyle yapıyoruz artık. Bundan sonra bu seferlik böyle gösterdim. Bunun kısa yolu şu. Toplam eşittir toplam artı yerine toplam artı eşiti kullanacağım. Artı eşit i kare yaptım. Ve döngüm tamamlandığında toplam değerim hesaplanmış olacak. Print'i başa aldım bu sefer. For bittikten sonra yazdırıyorum. Ve toplamı yazdırıyorum. İlk başta bir deneyelim. 285 etti. Neden? Çünkü n burada dahil olmuyordu. 10 dahil olmuyordu. O zaman buraya ne yapmam lazım? N artı 1 yapmam lazım. Şimdiki durumda da 385'i elde ettim. Buraya artık yüzde girersek bir hesaplama sonucumuz ortaya çıkmış oluyor. Sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soruda bir metnin uzunluğu kadar yazdırın demiş. Yani mesela Python 6 harfli olduğu için 6 harfli ise 6 kere alt alta Python yazdıracağız. Burada da metnin uzunluğunu veren formülü kullanmamız lazım. Burası dursun. Hemen buraya 3b nokta payı ekleyelim. Şimdi bizim metin değişkenimiz ilk başta Python olsun. Python değişkenimiz. Şimdi ne yapacağız? For i in range, yine range'i kullanıyorum. I in range de diyebilirim ya da direkt her harf için bunu tekrarlayacağımız için burayı şöyle de yapabilirim. For i in metin dersen metinin her harfi için birer kere işlem yapacaktık. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere yazacaktık. Her seferinde ne yapacak? Her seferinde değişik bir şey yapmayacak. Sadece buradaki i'yi kullanmam hiç i'yi kullanmayacağız. Direkt o zaman metini yazdırmamız yeterli olacak. Yazdıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere yazdırmış olduk. Burada belki sayısal bir değer olarak şöyle de yapabiliriz. Farklı bir çözüm olarak. For i in range buradaki sayı da şuradaki metin değişkeninin uzunluğu kadar olabilirdi. Yani şöyle len stringlerde uzunluğu len ile gösteriyorduk. Len metin diyebilirdik. Böyle yaptığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere yine yazdırmış olduk. Bu da diğer bir çözüm yolu olabilirdi. İkisini de kullanabiliriz. Şimdi bir sonraki soruya bakıyorum. 3C. Fibonacci dizisi. Elimizde 1, 1 var. İlk iki terim var. 1 ve 1. Daha sonra biz bunları kullanarak son iki terimi toplayıp bir sonraki terimi elde ediyoruz. Yani mesela elimizde 1, 1 varken 1 ile 1'i topluyorum, 2 elde ediyorum. 2 ile 1'i topluyorum,
3'ü elde ediyorum. Yani kendinden önceki 2 tane diziyi toplayarak bir sonraki 2 tane terimi toplayarak bir sonraki terimi elde edebiliyorum. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi bunun için mesela benim elimde n eşittir 10 varsa şöyle bir dizi yazdırmamı istiyor. 11 varsa buraya bir sonraki dizi de gelecek gibi diziyi yazdıracağız. Bir de burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Print için yan yana yazdığımız dediği için hani her printte yeni satıra geçmesin diye şu sonuna şu end'i virgülle ifade etmemiz gerekiyor. Normalde burada gözükmeyen haliyle bizim orada test slash end kullanıyoruz yeni satır. Onu da şimdi programda göstereyim. 3C'ye gelelim. 3C nokta fay oluşturuyorum. Şimdi ilk iki terimim benim. A terimi ve B terimi olsun. İki tane değişkenim olsun. A ve B. Burada aynı satırda bunu tek tek A eşittir 1, B eşittir 1 yazmak yerine A 1, B de 1 olsun diye şu şekilde yazıyorum kısa olarak. Ve ilk iki terimi hani bütün terimleri yazdıracağım ya. İlk iki terimi yazdırıyorum. Print A ve print ya da virgülle ayıracağım için şöyle yazayım. Print A virgül B olsun. A ile B'yi yazdırayım. 1 1 yazsın. Sonra devamı gelecek ya. 1 1 yazsın. Kaç terim yazdıracağıma da n eşittir 10 diyeyim. Ona göre karar verelim. Bunu hani 20 terim yazdırmak istersem sadece bunu değiştireyim böylece. Şimdi şöyle yapıyorum. Burada birazcık değişkenler arasında verileri alma verme işi var. Şöyle yapalım. For i in range. Önce bir n olarak kalsın burası. Daha sonra düzenlemeyi de yaparız. Önce bir tane. Şimdi ben şöyle yapacağım. A ve B var ya elimde. A ile B'yi toplayıp B'ye ekleyeceğim. Bu sefer B bir önceki terim olacak ya. O yüzden bir tane geçici bir değişkene ihtiyacım var. Önce geçici değişken için bir G değişkeni oluşturayım. Bu değişkenim B'yi bir tutsun. Önce B'yi tutsun. Ondan sonra B değişkenimi zaten oraya yedekledim. B değişkenim A ile B'nin toplamı olsun. Sonra burada B'yi yazdırayım artık. Yeni bir B oluşturmuyor. 1 ile 1'i topladım. 2 elde ettim. 2 ile 1'i toplayacağım. 3 elde edeceğim. Dolayısıyla B'yi yazdırabilirim. Sonra artık yeni en baştaki gibi bir A bir B değerim olsun diye A'yı da geçici değer yapayım. Şöyle bir yazdırayım önce. Hani genel olarak bir görüntüde bir şey var mı diye. Sonra üzerine konuşalım. İlk başta 1 1 yazdı. Sonra 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144. Şimdi burada dolayısıyla bizim için 55'e kadar yazdırması lazımdı. Değil mi? 55 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 tane fazla yazdırmış. O zaman şurayı her seferinde bu eksiği gidermek için eksi 2 yapıyorum. Bir de şurada virgül end eşiti hani yeni satıra geçmesin diye virgül koyuyorum. Bu şurası buraya da yeri gelmişken anlatalım. Normalde standartta biz buraya hiçbir şey yazmazken şurası şöyledir. Test slash pardon. Test slash end'dir. Burası normalde. Bu yeni satır demektir. Bu gözükmez. Standart olarak budur. Buraya yazmamıza veya uygulamamıza gerek kalmaksızın. Biz bunu yeni satıra geçmesin diye silip virgül yapıyoruz. Dolayısıyla bu ifadeyi hiçbir yerde yeni satıra geçmesini istemediğim için bu ifadeyi şuradan da alıp print kullandığım diğer yere de yapıştırıyorum. B virgül end de virgül olsun dedim. Şimdi yeniden deniyorum. Ve şurada bir virgül eksiğim oldu. Bunu da şöyle tamamlayayım. Tırnak içinde bir tane virgül koyup şöyle yaptığımda orayı da halletmiş olacağım ama çok da güzel bir görüntü olmadı. O yüzden ben bunu şurayı şöyle yapacağım. Şurayı A ile ayıracağım. Aynısını burayı da B yapacağım. Şöyle
1, 1, 2, 3, 5, 8, 55 yazmış olduk. Buradaki sayıyı şimdi değiştirdiğimde bana 100 terim lazımsa 100 terimi de bu şekilde yazdıra biliyorum. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Bu da yine klasik bölenler toplamı sorusu. Şimdi kendisi hariç bölenlerinin toplamı o sayıya eşitse ona mükemmel sayı deniyor. Dolayısıyla burada mesela 28 mükemmel sayı örneği için 28 sayısı için bölenleri toplamı 28 olduğunda önce bölenler toplamını ekrana yazdıracağız. Sonra da girdiğiniz sayı mükemmel sayıdır veya işte başka bir sayı girdiğimizde de mükemmel sayı değildir yazdırmamız gerekiyor. Şuradan yeni bir dosya oluşturuyorum. 3'te nokta pay diyelim. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane o denediğimiz sayı n sayısı olsun. İlk başta 28'i deneyelim. 28'in mükemmel sayı olduğunu biliyoruz. Şimdi burada da yine toplam gibi bölenler toplamını tutacağım aklımda. Şimdi ilk başta bölenler toplamını hesaplamaya başlamadan önce 0 olarak alıyorum. Şöyle yapacağım. Her sayıyı tek tek deneyeceğim. Ve denediğim sayı 28'e tam bölünüyorsa onu bölenler toplamına ekleyeceğim. En son o döngüm bittiğinde de bölenler toplamını kontrol edeceğim. Önce ekrana yazdıracağım. Sonra kontrol edip ya mükemmel sayı ya da mükemmel sayı değil diyeceğim. Burada for döngüsünü anlatırken for döngüsüyle koşullar bir arada kullanıldığında aslında hani genelde ikisi beraber kullanılacak demiştim. Burada onun örneğini görmüş olacağız. Şimdi for i in range. Benim burada amacım ne? I'yi 20'si i'nin 28'i bölüp bölmediğini tek tek kontrol edeceğim. Dolayısıyla i sıfırdan başlarsa olmaz. Onun için birden başlatıyorum. 0, 28 bölü 0 hata verir çünkü. 28 bölü 1 ile başlayacağım ve 28'e kadar gideceğim. Kendisi hariç dediğim için buraya n yazdığımda benim işimi görmüş olacak. Çünkü 28 hariç olacak zaten. Son n'i denemeyecek o. Şöyle yapacağım şimdi. Her seferinde eğer benim sayıma benim sayımın i ile bölümünden kalan sıfırsa yani benim sayım i'ye tam bölünüyorsa o zaman i n'in bir bölenidir demiş olacağım. Ve böleni ise ne yapacağım? Madem böleni o zaman b top değişkenine artı eşit i diyeceğim. Yani i'yi b top değişkenine ekleyeceğim. Böylece bu döngü tamamlandığında benim yapmam gerekenleri yani böyle B topu ortaya çıkarmış olacağım. B topu hesaplamış olacağım bölenler toplamı. Sonra bir kontrol için burada şeyi yazalım. Bölenler toplamının ne olduğunu. Bölenler toplamı diyelim. Şuraya da B topu yazalım. Bunu yazdıktan sonra şimdi önce bunu bir çalıştıralım 28 için. Bölenler toplamı 28 çıktı. Bölenler toplamı 28 çıktı. Mesela burayı 27 yaptığımda çalışıyorum. Onu da kontrol edeyim. Bölenler toplamı 13 çıktı. 27'nin bölenleri 1, 3 ve 9 olduğu için 13. Sistemimiz çalışıyor. Bunda sorun yok. Bunu yazdıktan sonra o zaman şimdi mükemmel sayı mı değil mi? Onu kontrol etmem gerekiyor. Onu da yine madem bir kontrol yapıyorsam bir koşul durumu var. If yazacağım. If B top sayımıza eşitse n'e eşitse ne diyeceğiz? Print n virgül mükemmel sayıdır. Değilse de o zaman ne diyeceğiz? Print n virgül mükemmel sayı değildir. Şimdi çalıştıralım. 28 için bölenler toplamı 28, 28 mükemmel sayıdır dedi. Burayı 27 yaparsam 27 mükemmel sayı değildir dedi. Başka mükemmel sayı ne var? Mesela 496 olması lazım. Bakalım. Bölenler toplamı 496 buluyor ve 496 mükemmel sayıdır diyor. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.